Herkese merhabalar. Bugün ufak bir yürüyüş yapacağız. Aytop sitesine gideceğiz. Oradan çiğ köfte alıp geri döneceğiz. Bakalım nasıl gideceğiz? Hep beraber izleyelim bakalım. Umarım videomu beğenirsiniz. Bugün günlerden cumartesi. Hepinize hayırlı Ramazanlar dilerim. Bayramda kavuşmayı hep beraber kavuşuruz inşallah. Şu an arkası bu şekilde. Yürüyüşümüz devam ediyor. Burası bizim mahallemiz. Uzun zamandır Aytop sitesine gidip çiğ köfte yememiştim. Akşama çiğ köfte alıp çiğ köfte yiyeceğiz. Bu şekilde devam edeceğiz arkadaşlar. Tamam. Bugün hava 10 numara sıcak. Sıcak esiyor ama hava güzel. Uzun zamandır böyle ilkbaharın gelişi muhteşem oldu. Nisan yağmurları başladı mı? Nisan yağmurlarından sonra böyle gökyüzünün masmavi rengini aldığını görüyorsunuz arkadaşlar, işte gökyüzü. İşte ben. İkimizin arasındaki fark. Şimdi bu şekilde gidiyoruz. Ramazan iyi geçiyor arkadaşlar. Çok şükür. Şu ana kadar orucumuzu bırakmadık. Bırakmayı da düşünmüyoruz. Şimdi Aytop'a nasıl gideriz? Buradan gidelim. Yön değiştirelim. Kesişme yoldan gidelim. Gördüğün gibi burası. Arkası bir şekilde arkadaşlar görüyoruz. Sanki safariye gidiyorum gibi bir his oldu. Arkadaşlar ben eğer kanalım ilerlerse bir zamandır planladığım Türkiye turuna çıkacağım. Allah nasıl hizmet ederse ilk Kayseri'den başlayacağım. Kayseri'den başlayacağım. Neden Kayseri'den başlayacağım? Bunu ilerleyen zamanlarda söyleyeceğim. Ama hedefim Kayseri'den başlamak. Tabii her şey değişebilir. Şartlar değişebilir. Fikirler değişebilir. Her şey olabilir. Biz bir hedef belirledim. Kayseri'den başlayacağım. Çok merak ediyorum. Gerçekten Kayseri çok merak ediyorum. Bu yüzden daha yaklaştık. Yaklaşamadık. Şimdi ön arka kamerayı çevirelim arkadaşlar. Bir de yolu izleyelim. Yemyeşillikler içinde çamlık, çam ağaçları. Şu güzelliğe bakın yarabbim. Burası Rehenoğlu çiftliği olarak geçiyor arkadaşlar. Daha bizim çocukluğumuzdan beri burası bu şekilde. Ne büyüdü ne küçüldü. Çekenler daha yeni sürüyor. Daha yeni filizlenmişler. Büyütlenler. Arkadaşlar. Burası da sandviç ekmeği yapan fırın. Biz Aytop'a gidiyoruz. Aytop'tan çiğ köfte yufka alacağız. İftarda börek yapmak için hazır yufka alıyoruz arkadaşlar. Bugün vaktiniz düşerse Aytop'a gelin Sultanbeyli Aytop'ta. Aytop sitesi olarak geçiyor. Şu anda karşı taraf görüyorsunuz. Burası Cuma Caddesi.
pardon. Pardon pardon. Rehenoğlu Caddesi. Rehenoğlu Caddesi olarak geçiyor. Buradan girebilecek miyiz Aytop'a? Mahallemiz bir şekilde. Bu da mahallenin fırını. Arkadaşlar kestirmeden gidecek diye ama kestirme sanki duvar örmüşler. Buradan geçiyorduk. Bakalım şurada geçelim bakalım. Yoksa bunun girişi de arka tarafta arkadaşlar. Bir 10 dakika daha yürümemiz lazım. Aytop'a yaklaştık. Biraz az sonra giriş yapacağız. Güzel inşallah bir, güzel bir video çıkar arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Bu işler hep acemilik işleri. İnşallah ilerleyen zamanlarda kendimi yetiştireceğim. Karşınıza güzel bir YouTuber olarak çıkacağım. Şimdi Aytop'un içine yandan giriyoruz. Kapıdan girmiyoruz. Bak bir geçit var. Oradan gireceğiz. Şimdi orayı da göstereyim. Evet. Şu anda Aytop. Burası çökmüştü arkadaşlar. Burası patladı. Yeniden duvar çekmişler. Yeniden duvar yapılmış. Yaklaşık bir sene yakın gelmedim ben buraya. Kendimi iyi hissediyorum ha gerçekten. Çekim yaparken utanıyorum. Ama hala şu utancımı yenemedim. Umarım inşallah yenerim. Topluma çıkıp da çekim yapmak. İnsan çekiniyor gerçekten. Evet şu anda Aytop'un içindeyiz arkadaşlar. Burası Aytop. Toptan hareketinde satış yerleri. İş yerleri var. Her yer var. Her şey var burada arkadaşlar. Şu anda buranın malkut köpekleri bana havlıyorlar. Kıtı kenar böyle arkadaşlar. İki katlı. İki katlı. Bu şekilde Aytop arkadaşlar. Burada çalışanlar günlükçü, yevmiyeci. Pek burada nadir yani sabit çalışan var. Genelde günlük geliyorlar buraya. Evet. Evet. Şu an Aytop'un ilk girişinden girdik. Arkası. Dükkanlar. Bebeğim. Bugün cumartesi çoğu kapatmışlar. Bu akşama kadar çalışıyor arkadaşlar. Çok heveslendim burada çalışmaya ama nasip olmadı. Ben yapamam burada çalışmayı. Gördüğünüz gibi karşısı burada yeni yapılan kapı. Araçlar buradan girip çıkacak. Bir de bizim karşımıza yani benim karşımda ama şu anda ön kamera açarsam arka kamera açarsam görürsünüz arkadaşlar. Evet. Ben de arka kamerayı açtım. Gördüğünüz gibi marketçiler çoğu taşımış
Burası toptan regende satıyor arkadaşlar. Buradan mesela sipariş veriyorlar. Buradan gidiyor. Firmalar böyle. Giriş kapıya yaklaştık. Ama ben hala İlkacı bulamadım. Hedefime ulaştım. Şu anda biraz İlkacı'yı buldum. Şu an gördüğüm bir ara kapısı, giriş kapısı arkadaşlar burada. Senin giriş kapısı. Şu anda kaçtık. Hedefime ulaştım, bir görüntümüz. Şu anda ilk bir görüntü arkadaşlar. Çiğ köfteki. Fabrikadan hafta satışıyoruz. Şu anda alacağız. İnşallah şimdi evimize geri döneceğiz. Şu anda alıyoruz. Şu anda aldık. Daha tutuyorlar. Kolay gelsin. Şükürler. Hadi görüşürüz abi. Şu anda aldık arkadaşlar. Yukamızı, çiğ köftemizi artık geri dönüş başlamıştır. Burası bu şekilde arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burası, burada satış çiğ köfte, yufka alabilirsiniz. Haydi, daha kapısının tam yanında. Ana kapısını göstereyim. Burası giriş kapısı arkadaşlar. Ana kapı. Buradan giriş çıkışlar buradan oluyor. Halin oradan girdiğiniz zaman buraya giriyorsunuz. Evet. Burayı size gezdirebiliyor muyum? Gezdireyim bakayım. Sistemiz. Burası böyle arkadaş yerleri dolu. Personel yavaş yavaş çıkıyorlar. Şu anda artık gezdiğim şeyler hep işe gidiyor arkadaşlar burada. Şimdi çalışanın ekmek var burada. Çalışmayan her zaman ekmek olmaz. Burada mesela günlük çalışıyorlar. Genelde ev hanımları geliyorlar çalışmaya. Burada her şey var aslında. A'dan Z'ye ne ararsanız hepsi burada. A'dan Z'ye. Gıda üzerine, ilaç üzerine hepsi var burada. Gördüğünüz gibi. Site yapmışlar ama yerler kasıt. Yerde yerden yapıyor. Güzel.
Evet. Arkası az önce geçtiğimiz yol arkası. Nasıl diyeceğim? Mokadere çekeriz. Bu da üst sokak. Yönetim binası ilerideki camlarda. Yerler asfalt değil, toprak. Gıda üzerine olan bir yer. Toz duman içinde. Nasıl bir yönetim anlamadım gitti. Yıllardan beri aynı arkadaşlar, hiç ilgilenmiyorlar bunlara. Önce herkes kendi kapısının önünü temizlerse her yer tertemiz olur. O yüzden artık sanayi Aytop sitesini terk ediyorum. Artık bu iş bitti. Alacağımı aldım. Artık evde akşam afiyetle yiyeceğiz. Buralar bu şekilde arkası. Şurayı da yeni açtılar yani kapı. Tek bir kapı olduğu için buradan çıkmak çalışanlar için çok zor oluyordu. Çalışanlar için arkadaki kapıyı açtılar ama daha farklı geçmedi. Şu görmüş yol, ilk gittiğimiz yol burası arkadaşlar. Şu anda bir tane hava geliyor yanıma. Ne? Abi. Ha küçük. Küçük de açmış. Küçük dostumuz. Bana havlıyorlar. Lütfen sitemizi terk edin. Sitemi terk et diyor. Alanın bölgeyi terk edin diyor. Yoksa diyor fena olur diyor ha. İşte burası bu şekilde arkadaşlar. Bir Aytop sitesini daha gezmeyi bitirdik. Umarım bir daha gelirsek yine çekeriz. Şimdilik Aytop sitesinden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Şimdilik hoşça kalın arkadaşlar. Yeni videolarla buluşmak dileğiyle. Herkese hayırlı Ramazanlar.